Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Orta Koridor'da Leblanc oynayacağım. Leblanc üzerine bir oyun olacak. Oyunu izlerken keyif alırsınız. Hemen bu noktada şöyle Doran yüzüğü değil de ben Musubet iksiri başlangıcı yapmak istiyorum. Koridorda çünkü daha uzun süre kalabilmenizi sağlıyor. Takaslardan daha başarılı çıkmanızı sağlıyor. Ki karşımızda Yasuo gibi bir şampiyon var. Zaten koridor aşamasında ona karşı güçlü olmayı beklemiyoruz. O bize karşı yetenek kitinden dolayı birazcık daha avantajlı. Hem mobil hem de bunun yanı sıra W yeteneği sayesinde benim yetenek kitimi de kesebiliyor. O yüzden ona göre oynamam lazım. Karşısında hata yaparsam beni direkt cezalandıracaktır. Temkinli oynamamız lazım. Bakalım saldırıya devamla girmiş çocuk. Beni aşırı derecede zorlayacak bir ön dizilimi değil ama yine de karakter Yasuo. Bu arada ben ana ürün olarak da elektrik ver tercihinde bulundum. Bu ürün diziliminin de tamamını açıklama kısmına koyarım. Siz açıklama kısmından da tamamına erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa aranızda yine açıklama kısmında hem Discord adresimiz hem Facebook grubumuz hem de Instagram adresim mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şu rune sayfasını da kapatalım. Ben ilk olarak Q yeteneğimle başlayacağım ama W yeteneğimi fulleyeceğim. Çünkü W'nun hasarı ve bekleme süresinin azalması benim için çok daha değerli. Hem Yasuo'dan kaçabilmek adına hem Yasuo'nun üzerine gidebilmek adına. Koridorda çok fazla kalmayacağım. Benim amacım birazcık daha roam atmak olacak bu matchup'ta. Çünkü Yasuo koridoru kazanması zor bir koridor Leblanc'la. Hani karşınızda Fizz falan olsa gene kazanıyorsunuz koridoru ama Yasuo varken işler birazcık daha zor oluyor açıkçası. Adamlarda da Malphite destek varmış. Bu arada Yasuo nerede acaba? Bizim güçlendirmeyi falan mı çalıyorlar diyeceğim de. Umarım gelir çocuk yani. Umarım bağlıdır daha doğrusu. 2 level olduk. W yeteneğimi de açtım. 3 levelde ben E yeteneğimi açıyorum. Ki zaten doğru olan da bu. 3 levelde E yeteneğinizi açın. Ondan öncesinde E yeteneğinizde pek işiniz olmuyor çünkü. Ops. O minyonu da alabilseydik güzeldi. Çocuk hala yok yalnız koridorda. Acaba sunum verecekler. Ha, geldi çocuk. Okey, çok da geri kalmadı. Şu minyonu alayım. Yan acaba o minyonu kaçıracağım mı dedim. Şimdi Yasuo'nun üzerine de çok fazla koridoru yıkmak istemiyorum. Benden hasar yemedin kardeşim. Erken seviyelerde de Blank maalesef birazcık sıkıntılı ya. Açılmasını beklemeniz lazım karakterin. Şu an menzilimizle birlikte Yasuo'yu otomatik vuruşlarımıza dürtebiliyoruz. Tabi dediğim gibi bu çocuğun hani yetenek kiti bize nazaran birazcık daha güçlü. Beni rahat bir şekilde kesebilecek bir yetenek kiti var. Aradaki mesafeyi kapatabilecek bir yetenek kiti var. Şöyle musibetten de bir tane içelim. Güzel. Tekrardan elektrik verimizi patlattık. İyi, vay Allah'tan üstüme koşmadı burada. Normalde etik bir oyuncu olarak Yasuo'nun üstüne gitmemem lazım ama sonuçta bu dereceli oyun. Çocuğun hani burada internetinden kaynaklı bir sorunum vardı. Kendisi mi geç bağlandı bilmiyorum ama amacımız kazanmak. O yüzden hani olası pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Hani centilmenlik yapayım derken çocuğa koridoru verirsiniz. Zaten koridorda Yasuo bana karşı güçlü olan bir şampiyon. Riske atmamın hiçbir anlamı yok. Bu arada Musubet iksiri de uzun süre bizim envanterimizde duracak. Çünkü iyileştirme etkisi fazla. İşte manamızı dolduruyor. Takaslara girmeden önce kullanabiliyoruz falan. Bizim için daha başarılı bir eşya. Doran yüzüğüne göre en azından şimdilik. Başka bir mashup'ta farklı bir tercihte bulunabilirdim. Bence okey bir takas. İşte W'sunu görüyorsunuz mesela. Daha erken kullanıp daha erken bir şeyler çıkartmaya çalışabilirdim bu çocuktan. Ama W'sundan dolayı bu istediğimizi başaramadık. 50 mana, 90 mana. Benim 140 mana ihtiyacım var. Yeterli manam var. Okey. Hesapladım. Ardından da takasa girdim. Kuleden bir hit yedik. Bunu yiyeceğimi biliyordum. Ama garanti skor için değerdi. Hemen base'imizi atalım. Burada flash'ımla birlikte özelliklerdeki mesafeyi kapattım ki W'mu daha garanti kullanayım. Hani çocuk flash atmaya kalkarsa en azından W'muzu onun flash attığı yere atabilelim diye. Ama kullanamadı bile. Bu noktada arkadaşlar ben Luden tamamlayacağım. İlk eşya olarak Luden bizim için çok değerli. Siz de Luden başlangıcı yaparsanız sizin için iyi olacaktır. Bir tane kara mühür alacağım. Ardından da bir Pink Ward koridorumuza geri gidebiliriz. Bu arada Leblanc benim çok sevdiğim bir hero. Bundan önceki rework'ünde değil de
Ondan öncesinde asıl Level Hank'ın ilk çıktığı zamanlardaki haliyle birlikte karakteri çok hakimdim. Yani şu yetenek kiti aynıydı. Pek bir şey değişmemişti. Ultisinin süresi sadece birazcık daha kısaydı yanlış hatırlamıyorsam. O haliyle Level Hank'ı çok oynuyordum. Ama işte araya bir rework'i geldi, değişti, tekrardan değişti falan. Tabii haliyle karakterden de birazcık uzaklaştık. Keşke hani o bildiğimiz eski Level Hank olsa. Şimdi Luden'i tamamladıktan sonra minyon dalgalarını birazcık daha kolay puşluyorsunuz. Hani Luden alan etkili bir patlatma efekti de yansıtıyor yani böyle etrafa. O yüzden birazcık daha güzel bir eşya haline geliyor. De yetenek gücünüzü falan da arttırıyor. Bu da yine sizin işinizi kolaylaştıran bir unsur. Şimdi Yasuo burada minyonları istiyorsa yaklaşmak zorunda kalacak. Şu an Vi buralarda olabilir. Bu arada hani şu an Yasuo'ya karşı üstünüz ama Vi geldikten sonra bu işin dengesi bozulabilir yani. Geldi çocuğumuz. Buraya selamını çaktı. Takas beklediğim bir takastı bu arada. Vay'ın buradan gitmesini istemiyorum. Yasuo'nun canı bayağı bir az. Şu an minyonda da bize karşı bayağı geride kaldı. Dediğim gibi ilk olarak da bu yeteneğimizi fulluyoruz. Bekleme süresi bizim için çok çok değerli. Pozisyon değiştirebilmek adına. Bir de bu arada rünlerim arasında mükemmel avcı var. Mükemmel avcı sayesinde de benim ultimin bekleme süresi bayağı bir kısalacak. Bu da yine bizim işimizi kolaylaştıracak. Şimdi benim hızlıca bot lane'e yetişmem lazım. Vi bu noktada 5 level. Bot lane'den ekmek yiyebileceklerini zannetmiyorum. Da bu görüşü aldığını unuttum çocuğun ya. Bot lane için biz de bir görüş alalım. Totemleri yok bu çocukların. Deneyeceğim abi bota. Ezreal'ın canı az. Bizim zaten ultimiz falan da var. Buradan bir şeyler çıkartırım bence. Ne diyorsunuz? Çok güzel. Hemen base'imi atmam lazım. Ya minyoncum bir sal ya. Lan bir tane minyon bizim base atmamıza engel oluyor. Bu arada Yasuo yok. SS'imizi verelim. Ne olur ne olmaz. Ignite'ımı atsaydım sanırım kesecektim o çocuğu ya. Yeterli olmadı. Tamam. Sakin. Ne şiddet bu Celal. Yasuo da tapa gitmiş. Timo burada umarım ölmezsin. What? Niye öyle bir şey yaptın Timo? Kaçabileceği pozisyonda ha. Direkt kafa attı. Üzdün be Timo. Niye öyle bir hata yaparsın ki? Değişik. Yani cidden şu pozisyondan kaçardı. Neyse Yasuo'nun Ignite'ını aldı. Flash'ı var mı yok mu emin değilim. Koridor değişecekler Fiora ile. Okey. Fiora bu arada birazcık daha güçlü. Yani Yasuo'ya göre birazcık daha iyi durumda olacak karşımıza geldiğinde. Ama hala kesilmeyecek bir rakip değil. Şimdi Q yeteneğimizi geliştirmeye başlıyoruz. Q yeteneği bizim ikinci ana hasar kaynağımız. Kombolarınızı yaparken ilk olarak Q yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Çünkü ardından gelecek yetenek kitinizin hasarının artmasını sağlıyor. Üzdü. Burada Vi'yi beklemiyordum. Vay da güzel kapattı. Şurada ward'umuz olmasına rağmen orta koridora güzel bir baskın attı. Aslında Evelynn buralara yakındı. Buradan bir şeyler çıkartırdı. Hadi kesersin onu. Ultin yok mu? Ultisi de varmış. Tek atardı ya bu çocuğa. Üzdün. Şuraya bir koyalım. Bak şu an gereksiz zorluyor. Burada Vay'ı görüyorsun. Niye zorlarsın ki? Ulti gözlerimi kanattı yalnız. Öldün sen. What? Kule bir tane daha vursa ölecek. Nice. Orada hasarı yetmedi çocuğun ya. Bizim bot ne yapıyor bu arada?
Malphite o adamın üstüne koşuyor. Kesemeyecek. Aa, kesti. Ne kasıyorsun sen? Yetenek gücü de kasmıyor. Neyse, ben hazır Fiora yokken şu koridoru iteyim. Bu arada Fiora'yı 1v1'de kesebiliriz ama hani arkasından gelecek bir Vay, dediğim gibi işleri bozacaktır. Ona karşı temkinli olmam lazım. Koridorda çok ilerideyiz. Yapacağımız bir hata her şeyi kaybetmemize neden olur. Da mecburen flash'imi atmak zorunda kaldım pozisyona devam ederse diye. Şu an bu çocuğun da muhtemelen flash'i var. Bu ne hasar abi? Ölürsen güzel olur ama yetmeyecek herhalde kule hasarı. Nice. Çok fazla vuruyorsun sen. Benim mutlaka bir ninja tabi almam lazım. Karşı çok fazla AD karakter var. Ninja tabi bizim işimize yarayacak. Hatta bakın, bir Vi, bir Yasuo, bir Fiora, bir de Ezreal, yani 4 tane AD karakter. Mecburuz buna. Yasuo da tapta ekmek yemeye başlamış. Aradaki farm farkını falan benle kapatmış. Ve Teemo'yu rahat bir şekilde kesebiliyorlar. Fiora da beni zorluyor, yani W yeteneğinden dolayı can çalması çok fazla. Güzel bir takas yaptılar burada aslında, yani koridorları değişerek. Şu an o adamın Ignite olmadığını biliyorum mesela Fiora'nın. Ignite'ımı bu noktada kullanmaya çalışacağım. Şöyle bot lane'e bir koşalım. Bot lane'de biz bol bol ekmek yeriz ya. Kaçış mekanikleri olmadığı için bize çok kolay yemek oluyorlar. Ignite atmama da aslında gerek yokmuş ya. Neyse, dedim garanti olsun en azından pozisyonumuz. Okey. Şu an üzerimizde kırmızı güçlendirmenin olması da iyi oldu. Hemen şurayı pushlayalım. Fiora da bana bayağı bir altın verdi ama Fiora da oradan skor çıkarttı. Maalesef bunlar hoş giden şeyler değil ama en azından Teemo'muz top lane'de ölmüyor. Güzel güzel. Luden'imin parasını çıkardım. Karamürümüzü 5 siteye ulaştırdık. Eğer 10 stack yaparsam direkt çevirebilirim onda mecrayı. Şimdi bunun peşinden benim rushlamam gereken mutlaka bir Zhonya var. Ama ondan öncesinde bir ninja tabimizi tamamlayalım. Hem birazcık mobil olalım hem de Fiora'nın bize vereceği hasarı azaltalım. Bu arada LeBlanc'a epey bir süredir oynamıyorum. Hatalarım olursa affola, ki illaki oluyordur. Hani kaçırdığımız yetenekler, işte yanlış oynadığımız pozisyonlar falan. Çocuk hala koridorda yok. Allah'tan rakip bot lane çok kötü bir kompa sahip. Onlar yani bize kazandırıyor bu oyunu şu an. Timo inşallah o pozisyondan çıkarsın. Mesela Fiora'nın bu noktada minyon biçmesi lazımken orada durarak hata yapmış. Ben de geliyorum abi top lane'e. Çok güzel. Nice. Bu bayağı iyi oldu. Hemen şu Erik'le de can barımızı birazcık dolduralım. Orta koridorda Vi pushladı sanırım. Benim pink ward'uma ellememiş. Orada pink ward'umu da kesebilirdi aslında, da kesmeye çalışmamış demek. Şu an yavaş yavaş mükemmel avcıyı da stacklediğimiz için işler daha da kolaylaşıyor. Sanıyorum bir kesmediğim Malphite kaldı. Onu da kesince 5 siteye ulaştırmış olacağız.
Tekrardan bot lane'e gidiyorum. Sık sık roam atmanız lazım. LeBlanc çünkü buna müsait bir karakter. Haritayı rahat bir şekilde dolaşmanıza izin veriyor. Yetenek kiti çok elverişli. Şu an ultim varken de bot lane'den bence bir şeyler çıkartırız. Bizim botun da siperi var. Çok güzel. Bu adam yok. Wow, 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 öldüm. Fiora da çok çabuk yetişti buraya ya. Çok kötü fight verdik. Pyke sen gitme, sen gitme. Malphite'ın ultisinden şans eseri güzel kurtulduk da. Kaçın abi. Buradan kaçacaklar ha. Ciddi ciddi kaçacaklar. Kettin kurtulursa okey. Pyke zaten kurtulur. Yetenek kiti müsait de. Kettin kurtulsun. Şimdi ninja tabimiz de geldi. Bunun peşinden de dediğim gibi Zhonya'ya başlayacağım. Çünkü üzerimize Fiora ultisi falan gelecek. Malphite ultisi falan gelecek. Bizimkiler de top 2 yaşlar. Okey, Ward takas. Yüzümüzde sadece 6 yüke düştü. Hiç sorun değil. Koridorumuza geri ilerleyelim. Fiora ne alemdesin? 4 kili var. Üzerine Hydra'sını tamamlamış. Can çalması çok fazladır ama dert edeceğimiz bir karakter değil artık. Şu an burada aslında Yasuo'yu falan kıstırırdık ha. Çok free verdik. Niye bu kadar basit verdik? Neyse bizimkiler de karşında alamet alıyorlar. Verdiğimiz bir okyanus ejderi olsun. Çık çık çık, Malphite ultisi falan gelecek şimdi kafamıza. Yani güçsüz olan Yasuo bile o pozisyonda güçlenir. Helalsin. Güzel. Şimdi benim hızlıca bir base atmam lazım. Sadece verdiğimiz bir okyanus ejderi. Okeyim yani böyle bir takasa. Şurada öldürebilirdim Alpayt beni. Allah'tan Ignite yok. Şifayla girmiş çocuk. Garip. Bu parçamız geldi. Şunu tamamlayacağım ama şimdilik beklesin. Hatta şimdi çevirelim. Beklemesin. Ardından şuradan bir kuvvet kitabı. Okey. Mecai stackleyeceğiz. Şu an 262 yetenek gücümüz var. Zhonya'yı tamamladıktan sonra peşinden de bir Rabadon çıkacağım. Rabadon'la birlikte güç patlamasına erişecek karakter. Üzerine de bir hiçlik değneği alabilirsiniz. Sonrasında duruma bağlı olacak şekilde Morello kasabilirsiniz. Ki büyü direncini kasmaya başladılar yavaş yavaş da. Ya çok da fazla büyü direnci değil yani. Son 61-5. Okey. Güçlenememiş daha. Çok kötü yere mantar attı çocuk ha. Ciddi ciddi beni buraya kadar kovaladılar ya.
Neyse okey, mecaimizi 14 siteye çıkardık. Burada bot kuleyi kaybetmeyiz bence. Hiç kule vermemiş olmamız da ayrı bir avantaj. Da orada savaşı kötü kaybettik gibime geldi. Yani bir Catelyn ölmüş galiba. Başka kim öldü? Göremedim. Teemo da tapı itiyor. Aslında tapta da alacak bir şey kalmadı. Bu noktada ya bot kuleye gidilebilir ya da orta koridor kulesi alınabilir. Hani ikisi de bizim için bir avantaj. Fjord'u bu arada yarı canı indirmiş kulenin. Şu mantar benim çok işime yarayacak bu arada. Senin kırmızı güçlendirmen benim canımı sıkıyor. Orada gördüğünüz gibi Ruden geldikten sonra işler birazcık daha kolaylaşıyor koridor puşlama konusunda. Vajrımız tekrardan buraya geldi. Çok güzelsiniz. Okey. Burada skoru aslında Pyke'a bırakabilirdim ya. Ya altını paylaşırdık en azından. İkimiz için de worth olurdu da. Neyse, sorun değil. İyi, Ezreal'ı öldük. Kesin abi. Burada Yasuo ulti atamadı. Ultisi mi yoktu? Başka bir sebepten mi atamadı? Hani bir kitle kontrolü mü yedi görmedim. Ama ultisini kullanamadı çocuk. Bu arada Mejai'nin yüklerini kaybediyoruz. Bu hoş değil. Zhonya'm tamamlandı. 319 yetenek gücü. Bunun peşinden direkt Rabadon'a başlıyoruz abi. Güzel. Bizimkiler de bot 2'yi aldı. Ama botun ilk kulesini aldılar. İyi, Teemo birazcık tank en azından. Hani kolay kolay o da fightlarda ölmeyecektir. Çok kırılgan bir kompumuz var çünkü. Late game'de tutunmamız zor olacak. Vi tanklaşıyor, bu adam tanklaşıyor. Zaten kesmemiz gereken bir Fiora, bir de Yasuo. Başka kimseye gerek yok. Ezreal şu an güçlenebilmiş durumda değil. Birilerinin top'taki minyon dalgasını tutması lazım. Catelyn mid'e gidiyorsa aslında ben top'a gidebilirim. Da güzel dağıtmış oluruz. Ejder'e de gelecek. Şu an takımımızda ejder de yok maalesef. Ejder'e de ihtiyacımız var. Özellikle dağ ejderi bizim için çok değerli. Çünkü adamlar split'e başladıkları anda onları tutmamız çok zor. Kombumuz buna müsait bir komp değil. Catelyn çok hızlı bir şekilde koridor puşlayamayacak. Ben keza hani LeBlanc koridor puşlama konusunda çok zayıf şu anki yetenek kitiyle. Hemen bir de geri gitmem lazım. Burada yeterince ittik zaten koridoru. Dağ ejderine yetişelim en azından. Burada mini savunmamız lazım abi. Çok güzelsiniz abi. Güzel. Fiora niye buraya geldi? Gelin abi, hemen burada şeyi de alalım. Free ejder var aslında. Dağ ejderi değerli. Güzel. Tekrardan base'imizi atabiliriz. Mejai'miz 23. 359 yetenek gücü yaptık. Hemen burada aşırı büyük sopa alacağım. Bunu da Rabadon'a çevirmemiz gerekiyor. Normalde Rabadon başlangıcı da yapmayabilirsiniz. Hani zorunlu bir başlangıç değil. Ben sadece maksimum yetenek gücüne ulaşalım istiyorum. Hani direkt tek atabilelim. Malphite benim için şu an çok kırılgan bir rakip. Rahatça kesebiliyorum onu. Güzel denedi ama çocuk. Orada hayatta kalsaydı okeydi de. Yetişmeye çalışıyorum Pyke'a. Slow'u yedi.
Bu arada ulti kullanabilir diye özellikle geri çıktım. Çünkü arkadan gelen bir Yasuo da vardı. Garanti ölürdüm yani. Buradan sağ çıkmam mümkün olmazdı. Bak adamlar 4 kişiler. Şu an oyunu arama çeviriyorlar. Hata yapıyorlar burada oyunu arama çevirdikleri için. Yani bizimkiler rahat rahat her yeri itebiliyorlar bu sayede. Ben burada duramam. Bu kuleyi maalesef verdik. Orada hafif bir pingim yükseldi. Neyse sıkıntı yok. Sadece midde bir kule verdik. Karşında da birebir takas yaptık. Yasuo güçlenebilmiş olsaydı bu fightlarda çok büyük etki yaratırdı ama neyse ki güçlenemedi. Bu da içimi ısıtıyor yani. Eğer güçlenmiş olsa cidden Malphite ultisi ile birlikte bizim burada paramparça olduğumuzu görürdünüz. Ace. Musibeti satacağım. Bir tane daha aşırı büyük sopa alacağım. Ardından yetenek gücümüzü iyice bir arttıracağız. Rabadon'u da tamamlamamıza gittikçe az kalıyor. Seni satıyoruz. Şuradan bir aşırı büyük sopa daha. Okey. 489. Şu an armorum yeterince var bu arada. Hani bu kadar yani Zhonya'yı kasmış olmasam ve Ninja tabii kasmış olmasam beni haritadan silecekler. O güçteler yani. Bu adamın üzerinde hala büyü direnci yok. Devam edin abi. Bot 2'ye aslında vurabilirler de rakip de oraya devam edecek herhalde. Çıkmanız lazım çocuklar. Orada öldünüz galiba ya. Yani çok belliydi ya. Kaç kaç. O kadar belliydi ki bir kule için o kadar zorlamamaları lazımdı aslında. Şu an Vayne falan ultisi duruyor. O yüzden zorlayamıyorum. Çok kitle kontrolleri var. Yani biz burada teker teker kule kaybediyoruz. Hani split yapıyoruz eyvallah ama fight kaybediyoruz. Hiçbir anlamı olmuyor. Split yapan kişinin zamanında çıkması lazım pozisyondan. Orada tek kombomla direkt biz de canlarını yaktık. 4 kişinin dip dibe girmesinin zararı işte. Burada şu an aslında baron yapılabilir. Çok mantıklı. Adamların çünkü çoğu orada ya da base atacaklar. Ama sadece Evelynn'le ikimiz varız. Yapamayacağız onu. Boş ver salla. Takımın hepsinin birden gelmesi lazımdı. Bu çocuğun da kanı susamışı var. Yok, kırmızı güçlendirme ile benim canımı yakıyor ya. Vay da kara hasat girmiş. Ola deli gibi hasar verecek bize. Sürekli toplu oynuyorlar. Bu da tamamıyla komplarını uygulayabilmek adına. Eğer toplu oynamasalar komplarını uygulayamayacaklar. Şu an dağılmamız lazım bizim aslında haritaya. Bizimkiler de iki skor vermişler. Süpersiniz ya. Nasıl becerdiniz abi bunu? Timon'un şu an bu Fiora'yı kesmesi lazım ama galiba bu oyunu kaybedeceğiz. Bizim Kettin'imiz üzerine Draktar almış. Bravo Kettin. Yani Draktar neyin kafası abi? Evelynn çok güçlü durumda. Ben çok güçlü durumdayım ama yansıtamıyoruz yani. Adamlar kitle kontrolünü uyguluyorlar ve Yasuo'ya pozisyon sağlıyorlar. Bu arada Baron da yanlış bir karardı bizim takım adına. Neyse 636 yetenek gücü yaptık. Bu da artık Malphite'a da tek atamıyoruz. Üzerine Gargoyle'ını aldı. Top lane güzel itiyor. Buradaki kuleyi de alacaklar muhtemelen. Yani hatalı karar. Burada hep birlikte Baron'a girmemiz lazımdı. Ki zaten adamlardan birini düşürmeden Baron'u yapamayız. Mümkün değil. Ezreal da artık güçlendi. Üzerine şu eşyasını çevirmiş. Pırıltıyı neye çevirecek acaba onu merak ediyorum. Bir de gidip buzluğan eldiven mi alacak?
Şu an Alev Ejderi var mesela. Ya bizde Dağ Ejderi olması güzel bir haber ama bunu bir şeye çevirebilecek miyiz? Yani adamlar o kadar hızlı kule itiyorlar ki cevap veremiyoruz. Aslında topluca durmalarını biz dağınık bir şekilde haritanın her yerine yayılarak değerlendirebiliriz. Catelyn'imizin kara hasatı var. Draktar almış. Şu an 128 kara hasat yükü var sadece. Başka hiçbir şey yok. Güzel abi. Malpaç'cığım keşke hasar yesen ya. İyi okey, çocuğun sonunda kestik. Şu an işte bak 4 kişi ölüyken bizim bir yerlerden bir şeyler almamız lazım. Timo şu an bu çocuğu gereksiz zorluyor. Yasuo onu kesebilir bence. Dönmedi ama Yasuo cesaretle davranmadı. Hiçliğime bir başlayayım ben. Ya aslında adamlar çok hata yapıyorlar bizim kazanabilmemiz adına. Timo ne yapıyorsun? Bizim Timo da herhalde kafası iyi oyuna girmiş. Hani şu an bizim o haritada bir baskı kurmamız lazım. Adamları hani düşürdük, fight kazandık. Bu kadar yani. Sadece düşürdük, fight kazandık. Bitti. Global olarak hiçbir şey alamadık. Neyse bir alev ejderimiz var en azından. Bir de dağ ejderimiz var. Bu da benim yetenek gücümü arttırıyor. 841 yaptık. Kişiliği tamamladıktan sonra 900'leri görürüz. Daha da fazla artmayacaktır zaten. Mecaimiz 25 yük. Hani keşke Catelyn'imiz ve Teemo'muz oyunda olsa. Pyke'ımız gene bir şeyler yapıyor. Çıksana abicim oradan. Allah Allah. Çocuk bir tane otomatik vuruş yapacağım diye baronlu minyonlardan deli gibi hasar yedi ya. Yine fight verdik birebir. Evelynn nasıl öldüyse anlamadım onu da. Ya Yasuo'yu direkt aradan çıkarttım. Malphite bana ulti atmak zorunda kaldı. Bu arada güzel. Bot lane'imizi iyi itiyor. Benim acilen bota gitmem lazım. Ah, iyi. Top lane'in burada olması beni birazcık rahat ettirdi. Ezreal mecburen base atmak zorunda kaldı. Ben hızlıca bota doğru koşacağım. Şu pozisyonda mesela Zhonya'mı güzel kullandım. Adamlar arkaya doğru kaçacağımı hesap etmeliydi. Belki de hesap ettiler de devamını getiremediler yani. Orada minyonumuz az ya. Daha çok minyon biçebilirdik. Yasuo da takımından dolayı çok rahat skor topladı. Kesin abi Fiora'yı cezalandırma. Şaka yapıyorsunuz. Orada Catelyn de ölecek o zaman. Abi 2v1 Fiora'ya kaybettiler. Teemo da öldü. Bu Catelyn hasar vuramaz ki. Kara hasatlı ve Draktarlı bir Catelyn cidden hasar vuramaz. Hani build'inde öyle bir şey yok. Tetikleyecek bir şey yok. Yanlış tercih. Kesemedik mi? Ha, okey. Bak adamları düşürüyoruz. Hani bir iki kişi düşüyor adamlardan. Eyvallah ama gerisi nerede? Hani fight niye kazanamıyoruz? Niye kaybediyoruz?
Güzel. Güzel. Ya şu an iyi durumda olan bir tek ben varım yani. Bu iki çocukla bilmiyorum nasıl olacak bu oyun. Şimdi itebildiğimiz kadar itmemiz lazım artık. Biz koridoru itmedikçe adamlar bizim üstlerimize sürekli koridoru pushlayacaklar. Bu da sonrasında bize problem yaratacak. Şu mid kuleyi düşürsek okey bence. Bu arada otomatik vuruşumuzla birlikte verdiğim hasar da oldukça fazla. İnhibitor kulesine de vurmamız lazım artık. Çok güzel. Ah. Flash attı. Kesin abi bu çocuğu cezalandırın mesela. Bu çocuğun flash'ı yok. Harikasınız. Şu an oyunu bitirebilirsiniz abi. Bitti. Ah, vallahi işkence çektim ya şu matchup'ta. 900 yetenek gücüm var. Yüklerimizi kaybettik. Ama inşallah burada oyunu bitirecekler artık. Çünkü en yakın sürede doğacak olan bir Malphite var. Sadece Nexus kulelerine vurmaları lazım. Captain'dan hasar çıkmıyor görebilirsiniz yani. Kesinlikle bu build'i yapmayın. Bu çocuğun yaptığı şey büyük bir hata. Rakip takım bunu cezalandırdı zaten. Bu arada benim de ping'im ufaktan çıkmaya başladı. Hadi çocuklar bitirirsiniz. Muhtemelen bitirecekler. Güzel oyun oldu. Daha doğrusu işkence çektiren bir oyun oldu. Ama yine de hani bu işkencenin karşılığında kazanmayı başardık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.